investisiyat ne betlisi u payda jima gome ahmedi khane helbaskare hari mazani kurda ina na budanga ma gome waren berhema ina ke ma muzine bibinin u haval bala havala kishan durasti havala go ami waren berhema ahmedi khane ishtar bej malai jiziri gora ina ke jilvedre ya gome gora ina ke jibenin ijbe u verakem hatna jiziri u bida moral dama yani moral bide khondavanan خواندوان گوان مورال وری وانا کی خبات خودش تر بیجم درس خودا ده هر هوای دجی ای پیش بکوین ای هیزک وری خواندوانا براستی گله جزیر یعنی گرمایی نا کی پردیت یعنی هم هوا جزیر جی گرم بو هم گله جزیر جی پر گرم بو ام وی گال لبر قراغه دیجلی رونشتینا براستی هوا که پر خوشته یعنی روشا ورجی پر باشا انسانین اکی پر گرمن انسانین اکی پر گرمن ارمانجا ما پیشی گوم هاتن وری ما گوم پیشی دیرو کا خوی جزیره نصب کن جزیره بازار کی هر یک کناره می ورن تبلو حوالہ می وی بازاری نصب کن و از سن علی حمو حوالہ سپاس خو پیشکس کن و زور سپاس Evet değerli kardeşlerimiz Bitlis'ten Eren Üniversitesi'nden gelmişler. Cizre'mize tabii ki Cizre'nin tarihi dokularını, Cizre'nin tarihi kültürünü merak ettikleri için bir grup böyle cumartesi pazar günü kararlaştırarak buralara gelip ziyarete gelmişler. Ziyaretten önce de tabii ki ne yapmışlar? Hoşlarına giden çok güzel bir yaz havası, bir bahar havası diyebilirim. Onun dışında birçok tarihi mekanları dolaşmışlar. Diyebiliriz. Tabii ki değerli kardeşlerimize az sonra tekrar mikrofonlarımızı uzatacağız. Şimdi de sizlere görüntüleri izlettirmeye devam ediyoruz. Evet, Bitlis Eren Üniversitesi'nde yine değerli bir kardeşimize mikrofonumuzu uzatacağız. Sizi tanıyabilir miyiz? Nevin Gökmen adım. Tunceli'yim. Eren Üniversitesi'ndeyim. İkinci sınıf öğrencisiyim. İşletmede. İşletme bölümünde okuyorum. Cizre'yi nasıl buldunuz? Ben ilk defa gördüm. İyiydi, fena değildi. Bize biraz dersimden bahseder misiniz? Dersimi görmeyenler belki... Sizin şimdi dersimi bilen biliyor, bilmeyene nasıl anlatmalı? Görmek lazım. Cizre'ye ne zaman geldiniz? Bugün bu sabah, geldiniz. Evet. Nereleri dolaştınız? Nereleri dolaştık? Tarihi yerlerini dolaştık daha çok. En çok ilginizi çeken neresi oldu? İlgimi çeken... Hepsiydi, gezdiğim her yer. İlgimi çekti. Peki, şu anki ülkemizde ve bölgemizdeki gençliğin gidişatını nasıl bir değerlendiriyor? Ekonomik yönden olsun, eğitim yönünden olsun, ne söyleyebilirsiniz? Genel olarak şunu söyleyebilirim, her yönden ama. Ya kuruluşuna katılmadığımız bir hayatımız var. Ya kesinlikle katılmıyoruz. Bunun yüzünden dışa vurulmuşluğumuz var. Kendimizi rahat ifade edebiliyor muyuz? Bu tartışılır. Özgür değiliz. Ekonomik bağımsızlık yok. Bunun mücadelesini veriyoruz ama ne kadar yeterli bilmiyorum. Okula gönderilmeyen kızlara göndereceğiniz mesaj ne? Ailelere göndereceğiniz mesaj ne olabilir? Ya. Bölgemizde okula kızlar kolay kolay gönderilmiyor. Yani önleri kapatılıyor. Siz bu konu hakkında bir kız olarak ne diyeceksiniz? Üniversiteli bir genç olarak. Öyle kızlardan biri olsaydım sanırım yani asi olurdum. Asi olurdum. Evet. Peki asilik nereye kadar olmalı?
Nereye kadar? Sonuna kadar. İnsan ailesine asi olabilir mi? Yani bir baskı varsa ve benim geleceğim söz konusuysa bence sonuna kadar olunmalı. Evet, sizi tanıyabilir miyim? Adım Yasemin Bozan. Diyarbakırlıyım. 88 doğumluyum. Bitlis Eren Üniversitesi Muhasebe 2 bölümü öğrencisiyim. Cizre'yi nasıl buldunuz? Çok güzel. Ben ilk defa geliyorum. Daha önce hiç böyle güzelliklerini bilmiyordum. Çok güzel yerleri gezdik arkadaşlarla beraber. Medresesi olsun, mezarlığı olsun, camisi olsun, nehri olsun. Çok güzel, harika yer bence. Peki üniversite bittikten sonra işiniz hazır mı sizce? Hiç sanmıyorum. Öyle bir yerde yaşıyoruz ki, özellikle de Doğu insanlarına hak verilmeyen bir ülkede yaşıyoruz. O yüzden hiçbir şeye evet diyemem ben burada. Sosyal güvenceniz var mı? Yani sigortalı mısınız? Bağkurlu. Bağkurlusunuz. O da babanızdan mı? Evet, babamdan. Teşekkür ediyoruz size görüşleriniz için. Ben teşekkür ederim hocam. Yavaş yavaş bize yol gözükürken biraz önce görüntülerde izlediğiniz gibi değerli bir kardeşimiz vardı. Hem de kız kardeşimiz. Daha 6 yaşında boyacılık yapıyor. İşte onlar da aynen bu kardeşlerimiz gibi. Evet kardeşim, seni tanıyabilir miyiz? Ben Komuza Ekli Fatih Gertim Okulu'ndan 6E sınıfından. Eskimo satıyorsun. Günde kaç eskimo satıyorsun? 10-20 tane. Peki neden satıyorsun? Evde çalışan kimse yok mu başka? Babam İstanbul'a gittiği için biz ve evde harçlarımızı biz karşılıyoruz. Hem ekmek parası hem de karne parası okul harçları çıkarıyoruz. Aferin. Seni tanıyalım. Şerife Eklik, Fatih Gertem Okulu'nda 3A-C. Sınıfında okuyorsun. Sen de eskimo satıyorsun. Senin ailen ne iş yapıyor, baban? Babam vallahi hiçbir şey iş yapmıyor. Sakaktır, evdedir. Seni tanıyalım. Benim adım Emine Eklik. Sınıf 3C. Sen de eskimo satıyorsun. Sen de mi satıyorsun? Evet. Görüyorsunuz işte. Burada aynı şekilde görüntülerde gördüğünüz gibi. Tanesi ne kadar bunların? 100 bin lira. 20 tane satsalar 2 milyon para. Ama ne yapsın çocuklar? Yazın gelmesiyle beraber eskimo yapıyor anneleri. Ve ancak günlük 2-3 ekmek parası ya da okul harçlıklarını bu şekilde kazanmaya başlıyorlar. Benim size tavsiyem, okulunuzu ne olursa olsun okumaya çalışın. Parasız da olsanız, aç da olsanız, ne şartlarda olursanız olun, okulunuzu okuyun. Söz veriyor musunuz? Evet. Hadi bakalım. Allah yardımcınız olsun. Kadim Mezopotamya uygarlığının köklü şehri Cizre. Asıl ismiyle Cizira Botan. Hazreti Nuh'tan bir tufan aldı. Cudi'den başı dik ve engin bir duruş. Memuzin'den bir sevda ve bu sevdalara dair Melae Ciziri'den şiirler. Bu şehirde sevda sadece yürekte değildi. Orada kalmadı. Bu şehrin insanları şiir kadar ilmi de sevda bildiler. İsmail Evuiz İlmez sevdalı ve bu ilmini bütün dünyanın hizmetine sunan bir sevdakardır. Bizi fırtınadan Cudi kurtardı. Bizi Cudi hayata döndürdü tekrar. Ve Melaye Ciziri'nin şohuşenk kokulu dizeleri. Şohuşengi zuhrarengi, dilcimin bir dilcimin. Avrin heybet belingi, dilcimin bir dilcimin. Memuzin'in ölümsüz sevdası da 300 yılı aşkındır bu topraklarda yatıyor ve Mir Bedirhanların, Mirlerin diyarı Cizira Botan. Ve bir canlı tarih gibi ölüme terk edilmiş haliyle. Dicle Nehri ise kötülükleri, zulmü götürsün diye aktı hep.
Hepsi bugüne binbir belayla geldi. Kırık dökük ve bakımsız ve sahipsiz kaldı sevdalar, şiirler, tarih ve Mezopotamya'nın kadim şehri Cizre. Şimdi haykırmak istiyor. Cizre sahipsiz değildir. Anladık ki sadece haykırmak yetmiyor. Bu sevdayı, bu kadim şehri sahipsiz bırakmayacağız. Bunun için ne kadar emek gerekiyorsa sarf edeceğiz. Ne kadar imkan gerekiyorsa yaratacağız. Kendimizi de, kentimizi de biz yöneteceğiz şiarıyla. Bu tarihe, bu sevdaya sahip çıkacağız. Bizi de, kentimizi de biz yönetiyoruz. Evet, yapımına 2005 yılında başlanan Cizre'nin ikinci köprüsünün görüntülerini izliyorsunuz. Maalesef yapımına başlanmasına rağmen tamamlanamayan köprünün durumu ne halde? Kime sormamız gerekiyor? Bunun sorularına cevabı kimlerde aramamız gerekiyor diye tekrardan gündeme getiriyoruz. Nabzı programımızda yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Tabii ki Cizre Parkı'ndayız, Atatürk Parkı'ndayız. Cıvıl cıvıl her taraf, baharın gelmesiyle beraber herkes dışarıda, ailesiyle, çocuğuyla, arkadaşlarıyla beraber parkta oturmuşlar. Şimdi size böyle parktan güzel bir görüntü izlettiriyorum.
Evet, Cizre TV ekranlarından Halkın Nabzı programından bu haftalık da bu kadar. Gelecek hafta yine Halkın Nabzı'nda, yine halkımızın derdiyle ve yine güzel görüntülerle görüşmek dileğiyle.